Muzun ana vatanı, Çin ve Hindistan arasında kalan Güneydoğu Asya tropik ormanlarıdır. Bugün en büyük muz üreticisi konumunda olan Hindistan'da muzun anlamı neredeyse tadını aşıyor. Siz buna inanmak istemeseniz de Hindular, Adem ve Havva'nın yediği yasak meyvenin aslında elma değil, muz olduğunu iddia ediyorlar. Çinliler, egzotik muz meyvesine karşı mesafeli olmaları nedeniyle popüler olması ve yaygınlaşması ancak 20. yüzyıla gelindiğinde mümkün olmuştur. Muzun gerçek anlamda yayılması, Güneydoğu Asya'dan gelen göçmenlerin muz fidanlarını Orta Doğu ve Afrika kıtasına taşımasıyla başlar. Portekizli tüccarlar, nadide muz fidanlarını bugün ticaretinin de en çok yapıldığı ve tüketildiği Afrika'nın kuzeybatı kıyıları ve Kanarya Adaları'na taşırlar. Muzun buralarda hayat bulması çok kolay olur ve fakir halk için çok yararlı bir ana besin kaynağına dönüşür. İspanyol tarihine göre muz, Amerika'ya ilk olarak 1516 yılında Karayip Adaları'na doğru yelken açan keşiş Thomas de Berlanga tarafından götürülür. Sadece ekvatorun 30 derece kuzey ve güney paralel çizgisi arasında tarımı yapılabilen muz, tüm dünyada kolayca erişilebilen ve aranılan bir meyvedir. Muz üretimi brüt değeri açısından pirinç, buğday, mısır ve patatesten sonra hızla nüfusu artan dünyanın 5. en önemli ürünüdür. Taze ve pişirilebilen çeşitleriyle birlikte muz, yaklaşık 140 milyon ton üretimiyle tüm meyveler arasında birinci sıradadır. Hindistan 28 milyon ton üretimiyle ilk sırayı alırken 12 milyon tonla Çin ikinci ve 9 milyon ton üretimiyle Filipinler üçüncü sırada yer almaktadır. Bu ülkeleri Uganda, Brezilya, Ekvator ve Endonezya izlemektedir. Ekvator, yaklaşık 6 milyon tonluk üretimiyle 5. sırada yer almasına karşın 3 milyar dolara yaklaşan ihracatın da sahibidir. Dünya muz ticareti verileri izlendiğinde gelişmiş ülkelerin muz için daha fazla bütçe ayırdığını görüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya ve Amerika en büyük ithalatçı ülkeler konumundadır. Günümüzde Kanada'da yılda 4 milyar, Almanya'da ise 2 milyardan fazla miktarlarda parmak muz tüketilmektedir. Bir başka araştırma ise her bir İngiliz'in yılda 100 muz tükettiğini ortaya koyuyor. Bu da 5 milyar parmak muz anlamına geliyor. Bunun yanı sıra muz, Uganda halkı için bir ana besin kaynağıdır. Ortalama bir Ugandalı yılda 400 kilo tatlı ve yemeklik olmak üzere muz tüketmektedir. Muz bitkisinin çok sayıda çeşidinden söz edilse de bu çeşitler pazarlama ağının bir parçası olamamıştır. Dünyada en yaygın ticareti yapılan çeşit Clone Cavendish'tir. Gelişmiş ülkelerin lezzet ve zengin içerik nedeniyle tükettiği muz, üretimin yoğun olduğu 3. dünya ülkelerinde bir ana besin kaynağıdır. Bir başka muz çeşidi olan plantain, yani pişirilebilen muz, dünyada henüz fazla yaygınlaşmamakla beraber az gelişmiş tropikal ülkelerde bir ana yemektir. Özel aroması, diğer sulu gıdalarla kolay karışması, çok yüksek besin içeriği ve her şeyden önemlisi kolay tüketilebilmesi bu güzel kokulu meyvenin bebek, çocuk ve her yaştan insana hitap etmesini sağlamaktadır. Gerek sofralık, gerekse pişirilerek tüketilen muzlar oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Muz, B1, B2, C, E, provitamin A, potasyum, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot açısından zengin bir meyvedir. Bir adet muzda ortalama 100 kalori bulunmaktadır. Muz, sadece tropik bölgelerde yetişebilen, hassas ve çabuk bozulabilen bir üründür. Muzu saklamanın en gelişmiş metodu, yüksek hava debisine sahip, sıcaklık, rutubet ve etilen kontrolünün yapılabildiği bir nevi atmosfer kontrolü depolardır.
herkesin tahmininin dışında muzlar yeşil olduğu dönemde hasat edilir. Hemenkler ticari boylara getirilip fungisitli suda yıkandıktan sonra çeşide göre 12 ile 15 derece arasında değişen sıcaklık ve %85 ile 90 oransal nemin sağlandığı soğuk depolara konur. Klimakteriyel bir meyve olan muzların solunum hızı birçok meyve türüne göre daha yüksektir. Bu heyecanlı meyvanın depolama sıcaklığı yüksek olduğundan dolayı solunum hızını azaltma olanağı da sınırlıdır. Muz, solunumu esnasında etilen salgılar. Bu salgı meyvanın olgunlaşmasını daha da hızlandırır. Bu yüzden muz depolamanın en kritik faktörü depo içindeki etilen düzeyidir. Eğer depo içindeki etilen temizleyiciler ile arındırılmaz ise muzu uzun süre muhafaza etmek mümkün olmayacaktır. Muz maalesef uzun süre depolamaya müsait bir meyve değildir. Yeşil olarak saklanan, maksimum 6-7 hafta depolanma süresine sahip olan muzlar depodan pazara direkt olarak sevk edilmezler. Muza özel odalarda kontrollü bir şekilde etilen verilerek muz kabuğundaki klorofilin parçalanması sağlanır ve sıcaklığa bağlı olarak 3 ile 8 gün arasında sarartılıp pazara yollanır. Bu denli nazik ve lezzetli bir meyvenin ekvatordan evimize kadar ulaşması aslında küçük çaplı bir mucizedir. Bu mucizeyi gerçekleştirenler, kilosunu birkaç sente satan muz üreticileri, muz çeşidini geliştiren gen bilimcileri ve tüketiciye ulaşana kadar muzu depolamayı başaran soğuk depolama uzmanlarıdır.